Herkese merhabalar, ben Mimar Hatice Deniz, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere uygun fiyatlı, yaldır yaldır parlayan, ışıl ışıl aksesuarları nasıl yaparız onu göstermek istiyorum. Bunu yaparken de malzemelerimizi almak için demeyeyim, elde etmek için sokaklara çıkmamız gerekiyor. Çünkü sokaklarda bulunan yamuk yumuk şekilli taşlardan toplayacağız. Aynı zamanda deniz kenarındaki çakıl taşlarından toplayacağız ve bunlarla ışıl ışıl aksesuarlar yapacağız. Yani muadillerini dışarıda gördüğünüzde gayet pahalı olan aksesuarları siz çok uygun fiyatlara elde edebileceksiniz. Bunun için neler gerekli? Taşların haricinde neyin üzerine süslemek istiyorsanız böyle bir malzeme gerekli. Mesela kavanozlar gerekli, kavanoz kapağı gerekli, isterseniz çay tabağı olur, isterseniz evinizde böyle soyulmuş, şekli gitmiş aksesuarlarınız olur, mumluk olur, şamdan olur, evdeki herhangi bir vazoyu süslemek isteyebilirsiniz, bunlar olur. Ha, daha da hiçbir şey bulamadınız, koli kartonlarını kesip onlardan şekil elde edip onların üzerine yapıştırarak çeşitli şeyler elde edebilirsiniz. Şimdi yapımına geçmeden önce size hatırlatmak istediklerim var her zamanki gibi. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Çünkü burada birbirine benzemeyen bir sürü tasarım videoları yayınlayacağım. Bunlardan her birinden anında haberdar olmak istiyorsanız da zil tuşuna basın ve benimle birlikte siz de yapın bu aksesuarları. Deniz kenarından topladığım birbirine benzemeyen, biraz şekilsiz, biraz şekilli, bazıları düz olan böyle taşlarım vardı. Ben bunları önce şöyle üst üste bir sıralamaya çalıştım. Düz tabanlar elde etmeye çalıştım. Çünkü üzerine mum koymak istiyorum. Hızlı yapıştırıcıyla bunları üst üste yapıştırdım. Hızlı yapıştırıcı şöyle bir malzeme. Önce bir tüpte böyle bir sıvı bir yapıştırıcısı var. Onunla birlikte taşları yapıştırıyorum. Sonra yapıştırdığım kısma spreyini sıkıyorum. Anında donduruyor. Ve bu çok sağlam bir şekilde bunu tutuyor. Bu malzemeyi kullanırken elinize dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü parmaklarınızı anında yapıştırabiliyor. Bu şekilde kendime göre büyüklü küçüklü şekiller oluşturdum. Üzerine de mumumu koyabileceğim şekilde bu çay tabağı olabilir, kavanoz kapağı olabilir, başka tür bir şey, yani mumu içine yerleştirebileceğiniz herhangi bir aksesuar olabilir. İstiyorsanız hiç mum koymayıp sadece bunu tek bir aksesuar olarak da kullanabilirsiniz. Üzerine bir çiçek yerleştirebilirsiniz. Daha önceki videolarımda antep fıstığı kabuklarından çiçekler yapmıştım. Onlardan koyabilirsiniz. Ya da sokakta bulduğunuz bir çam kozalağını boyayıp onu yerleştirebilirsiniz. Bunun gibi çeşitli yöntemlerle bu aksesuarı kullanabilirsiniz. Ben küçük bir kavanoz kapağı koydum bir tanesine. Daha sonra da daha önceki videolarımda yine taş boyama yapmıştım. Dümdüz taşlar bulup onların üzerine çeşitli ev desenleri boyamıştım. O taşlardan arta kalan taşlarım vardı. Böyle bir yarısı boyanmış, yarısı boyanmayı bekleyen. Onlarla da düz bir zemin şeklinde daha küçük taşları üst üste koyarak daha düzgün bir aksesuar elde ettim. Aynı şekilde yapıştırma yöntemlerini kullandım. Daha sonra böyle züccaciyelerde satılan, içine çerez, bakliyat koyulan kavanozların incelerinden almıştım 3 tane. Bunların aralarına sokaktan topladığım çakıl taşlarını bu şekilde yapıştıracağım. Kavanozları da birbirine yapıştıracağım ve daha sonra boyayacağım. İsterseniz taşları öncesinde boyayın ve sonra onları birbirine yapıştırın. İsterseniz yapıştırdıktan sonra boyayın. Ben öncelikle kavanozlarımı bir tur boyadım. Daha sonra böyle silikon yapıştırıcım vardı. Bunu fayanslara yapıştırmak için kullanıyorlar. Alırken de bana şey dediler. Hani bunu yapıştırırsınız bir daha sökemezsiniz. Dikkat edin dediler. Benim de tam aradığım bu dedim ve böyle pompalı bir silikonlu
yapıştırıcı aldım ki bu kavanozlarım hiçbir şekilde birbirinden ayrılmasın diye. Bu şekilde birbirine sürdüm. Bunun beyaz olması beni etkilemedi. Çünkü ben camı spreyle bir kere boyadıktan sonra ikinci turu da boyamayı düşünüyorum. O yüzden bunu yapıştırıp, zaten çakıl taşlarım da şekilsiz olduğu için bu yapışkan da buradan görünmesi beni etkilemedi. Onun şekilsiz durması bir farklılık yaratmadı benim için. Böyle birbirine yapıştırdım. Bunları yapıştırdıktan sonra taşları da yapıştırmaya devam ettim. Eğer siz kurumasını beklerseniz bir problem yok. Ama daha kurumadan yapıştırmaya çalışırsanız biraz dikkatli yapıştırmanız gerekiyor. Birbirinden ayırmamanız gerekiyor şişeleri. Ben bir heyecanla hemen yapıştırmak istedim. O yüzden biraz dikkatli davrandım. Bu şekilde daha önceden de boyadığım taşlarımı yerleştiriyorum. İsterseniz siz hiç boyamadan her şeyi yapıştırdıktan sonra spreyle boyayabilirsiniz. Bu taşları istediğiniz gibi her tarafına da yapıştırabilirsiniz. Çapraz şekilde yapıştırabilirsiniz. Bir tarafa daha az, bir tarafa çok yapabilirsiniz. Bu tamamen o an gözünüze nasıl hitap ediyorsa onunla ilgili bir durum. Bu vazolara birer çiçek koyabilirsiniz. Kokulu çubuklardan koyabilirsiniz. Yine yaprakları boyayıp ya da renklendirip, simlendirip onlardan koyabilirsiniz. Benim bu siparişi yaptığım kişi böyle nişan çiçekleri vardı, beyaz güller şeklinde ama çok sade duruyorlardı. Biz o güllerin de yapraklarını gölgeli bir şekilde altın sarısıyla boyadık ve bu vazoların içine yerleştirdik. Çok da şık bir görüntüsü oldu. O yüzden bu artık sizin tercihinize bağlı ya da evinizdeki diğer aksesuarlarınızın tarzına bağlı olarak şekillenecek bir durum. Hepsini yapıştırdıktan sonra bir müddet kurumasını bekledim. Mümkünse hiç hareket ettirmeyin ki tam olarak yerleştirdiğiniz gibi kurusun, kayma yapmasın. Ve kuruduktan sonra bir tur spreyle boyayıp beklettim. Bir gün kuruduktan sonra da vernik spreyle boyayıp iki gün bekletirseniz daha kalıcı bir renk elde edersiniz. Sonra
Benim elimde böyle beyaz bir kase vardı. İsterseniz siz bunu şeffaf bir kaseyi de yapabilirsiniz. Ya da şeffaf kaseyi boyayarak da yapabilirsiniz. Beyaz olması şart değil. Başka renklere de boyayabilirsiniz. Mesela Kadens'in ayna spreyleri var. O spreyi sıkıp ayna görüntüsünü verip gri bir formda elde edebilirsiniz. Bir de böyle züccaciyeden yine aldığım bir küçük kasem vardı. Beyaz renkliydi. Onu da yine karatın sprey boyasıyla altın rengine boyadım. Kuruduktan sonra da bu şekilde devam ettim. Benim elimde böyle taşlar vardı. Eskiden kullandığımız misketlerin yarım hali vardır ya, bir tarafı düzdür, ışıl ışıl boncuk gibi. Onları altın sarısına boyadım. Ve o taşları bu kasenin etrafına sıraladım. Ama ben sıralarken biraz daha düzgün bir görüntüsü olsun diye önce kasenin tabanının merkezini belirleyip oradan da çeşitli işaretlemelerle tam olarak eşit uzaklıklarda hazırladığım noktalara sonra bu yine seramik yapıştırıcısı olan yapıştırıcımla sürdüm, yerleştirdim. Tek sıkıntı burada, bu seramik yapıştırıcısı biraz kuruması için zaman gerekiyor. Hareket edebiliyor bu taşlar. Bu taşların hareket etmemesi için dikkat etmek gerekiyor. O yüzden bu bölümde şeyde kullanabilirsiniz. Bu spreyli hızlı yapıştırıcı vardı ya, onu kullanmanız daha avantajlı olabilir. O durumda da şunu düşündüm ben. Belki o sprey bu boyalarına zarar verirse bir daha bu beyazın üstünde sarıya boyayamam diye onu kullanmak istemedim. Ama şöyle bir tasarım da yapabilirsiniz. Ben beyaz ve sarı olarak yaptım ya. Siz tamamen kaseyle boncukları, taşları aynı renk yapabilirsiniz. Yani spreyle olan hızlı yapıştırıcıyla yapıştırıp daha sonra tüm malzemeyi birden boyayabilirsiniz. Böyle de bir farklılık olabilir. Yani tamamen beyaz, tamamen altın sarısı ya da tamamen gri yapabilirsiniz. O zaman bu sprey boyaya zarar vermeyeceği için onu kullanmanız da yararlı olabilir. Ha, benim gibi böyle kuruması biraz uzun süren bir boyayla yapacaksanız da taşlarınızı sürekli kontrol etmeniz gerekir ki yerinden oynadı mı, yerinden kaydı mı diye. Benim hatta bir tanesi kaymıştı. Yeniden koparıp temizleyip tekrar yapıştırmak zorunda kalmıştım. Daha sonra bu kaseyi de bu şekilde yapışkanı sürüp altına yapıştırıyorum. Bunun da kurumasını bekliyorum. Bunda da önemli olan kasenin birleşim kısımlarının iki tarafında daha düz olması. Eğer yamuk olursa o tarafa doğru kayma yapabilir. Ve çakıl taşlarını da boyadıktan sonra bahsettiğim gibi karatın sprey boyasıyla bütün aksesuarlarım hazır. Siz de istediğiniz gibi aksesuarlarınızı kombinleyip kullanabilirsiniz. İster mumluk olarak, ister çiçeklik olarak, ister vaz olarak her türlü kullanıma hazır. Bu videomda anlatmak istediklerim de bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Eğer videomun devamının gelmesini istiyorsanız yorumlara da yorumlarınızı bırakırsanız çok memnun olurum. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.